Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yine milattan sonra 2. yüzyıl ve milattan sonraki 15. yüzyıl felsefesiyle devam ediyoruz. Burada yine ele alacağımız konuların başında İslam felsefesindeki temel problemler geliyor. Nedir o problemler? Yaratıcının varlığını kanıtlama problemi, irade özgürlüğü problemi ve toplumsal yaşama yönelik temel problemler. İlk olarak yaratıcının varlığını kanıtlama yönelik problemlere baktığımızda neticede İslam felsefesinde yaratıcının varlığını kanıtlama adına akla uygun kanıtlar getirilmesi üzerine özellikle yoğunlaşılmıştır arkadaşlar. Bu problemlere özellikle kelamcılar ve İslam filozofları kendilerince bir takım açıklamalar getirmiş. İslam kelamcılarından Eşariler, filozoflarından da Elkindi ve İbn Sina'ya baktığımızda onların bu konudaki temellendirmelerinin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Eşari mantığında şu vardır. Yaratıcının varlığına yönelik kanıtların aslında doğada gözlenen değişimden yola çıkarak ulaşılabileceğini savunurlar. Onlara göre insan aslında akıl sahibi olması, işte açısından diğer yaratılan varlıkların arasında bakıldığında, değerlendirildiğinde en mükemmel olanı olarak karşımıza çıkıyor. İşte insanın doğumundan ölümüne kadar o geçirdiği biyolojik süreçlere bakıldığında, neticede olgun bir varlık haline geldiğinde bu insanın bu olgunluğa kendi kendine ulaşamayacağı kanaatine varılarak mutlaka bireyi olgun hale getiren bir yaratıcının olması gerektiği kanaatine varılmıştır. Buradan bir nevi hareket eder Eşariler. Buna ek olarak aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'den de ayetler gösterip onların meallerini de açıklayarak yaratıcının varlığına ilişkin kendilerince deliller ortaya koyarlar. Elkindi'ye baktığımızda o da evren diyor öncesiz değil sonradan yaratılmış. Ve neticede evrenin zamanla değişim içinde olduğunu, zamanın olmasının da evrenin sonlu olduğunun bir kanıtı olduğunu ileri sürerler. Evren eğer sonluysa neticede bir başlangıcı ve onu başlatan bir başlatıcısı da vardır mantığını ortaya koymuşlardır. İşte onun başlatıcısı da neticede kimdir? Bir tanrıdır. İslam filozofu gibi birçok düşünür gibi Elkindi de yaratıcının varlığını kanıtlamak için hudus deliline başvurmuştur. Hudus sonradan yaratılan anlamında gelmekte arkadaşlar. İşte sonradan yaratılanın zorunlu olarak bir yaratıcıya getirmesi mantığına dayanır. İbn Sina'ya baktığımızda da o da varlıkları zorunlu, mümkün ve mümkün olmayan varlıklar olmak üzere 2-3'e ayrılmıştır arkadaşlar. Zorunlu varlık, mümkün ve mümkün olmayan varlık. Özellikle onun yoğunlaştığı ilk iki yani zorunlu ve mümkün varlıklara yoğunlaşmıştır. Zorunlu varlık bir nevi başkasına var olmak için muhtaç olmayan, ezeli ve ebedi olan varlıktır yani tanrıdır. Mümkün varlık ise etrafta görülen ve bir sonu olan varlıklardır. İşte bu varlıklar zorunlu varlıktan taşma olarak ortaya çıkmıştır. İbn Sina'nın bu nazariyesini İslam felsefesine sudur nazariyesi ya da sudur kuramı da denir. Taşma anlamında bir nevi hani varlıklar Tanrı'dan taşmıştır, sudur etmiştir anlamı içermekte. Evet gelelim irade özgürlüğü problemine İslam felsefesinde. Bunun üzerinde de çok fazlaca durulmuştur arkadaşlar. İrade özgürlüğü probleminde özellikle İslam felsefesinde özgürlük problemi insanın seçme ve eylemde bulunma yetisi üzerine yoğunlaşır. Özgürlük denildiğinde zaman dönem itibariyle kader ve irade kavramları bu problemle beraber alınmak, değerlendirilmek zorundadır. Neden? Çünkü özgürlüğün yanında işte kader kavramı ve kişinin kendi kararlarını kendi iradesiyle vermesi, vermemesi problemleri bir bütün teşkil etmektedir. O açıdan konuyu daha sağlıklı değerlendirmek adına bir arada alınmasına fayda var. İslam kelamcıları özellikle bu probleme felsefe üzerinden yoğunlaşmıştır ve Allah karşısında insanın konumunu kendilerince belirlemeye çalışmışlardır. Cebriye hariç, Cebriye akımı, bunlar bir nevi hani insanın özgür olmadığını savunan anlayış arkadaşlar. Yani neticede biz özgür karar vermiyoruz anlayışını özellikle savunmaktalar. Onlar dışında diğer tüm kelamcı anlayışa sahip kişiler insanın aslında davranışlarını sergilerken özgür olduğunu kabul etmişlerdir. Ama Cebriye kelamcıları kesinlikle insanın özgür olmadığını, tüm davranışlarının sağlayanın tek gücün Allah olduğunu savunurlar.
Bu probleme İslam filozoflarından Farabi de şu şekilde bir bakış açısı getirmiştir. Ki Farabi de arkadaşlar İslam felsefecisinin kurucusu olarak ve orijinal bir felsefe sistemi kuran kişi olarak bilinir. Yeri gelmişken bunu da ifade etmiş olalım. Felsefesiyle doğa bilimleri, matematik ve müzikle de uğraşmıştır. İslam müziğinin temellerini de atmıştır Farabi. Aynı zamanda da tıp eğitimi de almıştır. Bu yönüyle de doktorluk tarafı da vardır, hekimlik tarafı. O da diyor ki, irade olmadan aslında davranış olmaz. İnsan akıl ve iradesiyle bir nevi kendi davranışlarını seçebilme özgürlüğüne sahiptir. Dolayısıyla birey kendi davranışlarından sorumludur diyor. Ama cebriye kelamcıları kesinlikle insan özgür olmadığı için davranışlarından da sorumlu değildir anlayışını savunmuşlardır arkadaşlar. Evet. Toplumsal yaşama yönelik problemlere baktığımızda burada yine Farabi karşımıza çıkıyor. İslam dünyasında gerçekten de önemli bir düşünürdür. Ki Batı dünyasında Aristo'ya muallimi evvel, Farabi'ye işte muallimi sani olarak ifade edildiği de söylenir. Çünkü düşüncelerini çok fazlaca örtüştürürler. Birçok çevirisi yapılmıştır. Onun Aristo'nun düşüncelerinin İslam dünyasında tanınmasını, bilinmesini de çok büyük etkisi vardır diyebiliriz bu noktada. Evet, ona göre de bütün insanlar ihtiyaçlarını giderebilme konusunda birbiriyle yardımlaşmaya ve birlikte bulunmaya muhtaçtır. Toplum halinde yaşamak diğer canlılarda olduğu gibi aslında insanın da tabiatında vardır. Toplu halde yaşaman tabii ki bireyler açısından yetkinliğin gerçekleştirilmesi açısından bir amacı vardır. Bu şekilde birbirini tamamlar insanoğlu. Aynı zamanda Farabi insanların mutlu olabilmesi için de bir nevi kurdukları düzen içinde adaletin sağlanması gerektiğini düşünür. Adaleti de ancak güçlü bir örgüt olan devletle tesis edebiliriz diyor. Ve eğer erdemli devlet oluşturursak insanın da mutlu olacağını savunmuştur. Eğer bu devlette yöneticiler bilgili, donanımlı, sorun çözücü olurlarsa da neticede erdemli bir devlet yönetimi gerçekleşebilir ve herkes de mutlu bir şekilde yaşamını sürdürür anlayışını ortaya koymuştur arkadaşlar. Evet, gelelim şimdi İbni Haldun'a. İbni Haldun da toplum insanların birbirine muhtaç olmasından dolayı çıktığı halde devlet insanın toplum içindeki diğer insanların saldırı ve zulmünden korunmak üzere kurulmuştur diye farklı bir bakış açısı ortaya koymuştur. Ona göre de devleti yönetenlerin toplumun faydasına göre hareket etmesi çok önemli. İbn Haldun devletin hüküm süresinin canlı bir organizmaya benzetiyor. Ve toplumlar tarihsel gelişim süreci içinde nasıl evreleri yaşıyorsa, işte devlet de egemenlik modelleri de değişime uğrar zaman içerisinde. Ve bu yönüyle değerlendirildiğinde bütün devletlerde diyor doğar, büyür, gelişir ve nihayetinde yok olur diyor. Her yıkılan devletin yerine de mutlaka yeni başka bir devlet kurulur diyerek devleti bir organizma gibi, bir nevi canlı bir yapı gibi düşünmüş diyebiliriz. Evet, İslam felsefesindeki bazı farklı görüşlere baktığımızda tabii ki İslam coğrafyası ilim açısından gerçekten de elverişli bir ortam oluşturmuştu. Batı dünyası her ne kadar Orta Çağ döneminde çok ciddi din endeksli baskılara maruz kalsa bile İslam dünyasında bunun tam tersi, bilimin, ilmi çalışmaların teşvik edildiği o dönem yöneticileri tarafından bu tip bilgi, alim insanlara, işte bilim alanında çalışmalar yapan insanlara kıymet verildiği, bizzat o dönem yöneticilerinin himayesi, koruması altına alındıklarını okuyoruz. Dolayısıyla bu da bilime ve bu anlamda, bu alanda çalışan insanlara çok ciddi kolaylıklar sağlamış ve ciddi bilgi birikimleri oluşmuştur. Tabii ki burada İslam dininin işte bilme, ilme önem vermesi etkin bir faktördür diyebiliriz. İslami ilimler dışında özellikle bilimsel ve felsefi çalışmaların yapılması da bu şekilde sağlanmış. İslam felsefesi sadece Müslümanların geliştiği bir felsefe de değildir tabii ki. Hani bu şekilde İslam felsefesi deyince hemen sadece İslami düşünceler mi acaba oluşmuştur diye düşünülebilir. O coğrafyada var olan farklı felsefi çalışmalar da ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Yani ismine aldanmamak lazım o noktada.
İslam coğrafyasında yaşayan farklı dinlere mensup ya da herhangi bir dine mensup olmayan filozoflar da felsefi çalışmalar yapmıştır. Ama bu İslam felsefesi şemsiyesi altında değerlendirilmiş diyebiliriz. Bunlardan bir bölüm işte naturalizm, materyalizm ve meşayi. Naturalist anlayış tabiyyun olarak da ifade edilir. Tanrı ile insan arasında aslında aracı bir yoktur anlayışını benimsemişlerdir. Bu anlamda deisttir bu yaklaşım. Yani nedir deizm, neydi? Tanrı evreni yaratmıştır, sonra hiçbir şeye karışmıyor. Böyle bir anlayış ortaya koyarlar. Bilgilerin duyumlar aracılığıyla kazanıldığını savunurlar. Materyalistler, bir diğer ifadeyle dehriye ya da dehriyun diye de geçer arkadaşlar. Onlar da Tanrı'nın varlığını kabul etmezler. Adı üstünde maddeye, yani her şeyin ezeli ve ebedi olan madde olduğunu savunmuşlardır. Metafiziksel unsurları kesinlikle kabul etmezler. Meşayi ya da meşayiyun diye geçen felsefede de özellikle İslam esaslarına bağlı Aristo etkisinde ve kısmen de Platon felsefesini içeren mantık ve matematik temelli bir felsefi yaklaşım görüyoruz arkadaşlar. Gelelim şimdi milattan sonra 2. yüzyıl ve 15. yüzyıl felsefesindeki inanç ve akıl ilişkisine, yani bu ikisini nasıl birleştirmişler ya da değerlendirmişler, nasıl konumlandırmışlar. Bu da çok tartışılması uzun süren ve insanların çok farklı görüşler ortaya koyduğu bir konu diyebiliriz. Evet, öncelikli olarak Hristiyan felsefesine inanç ve akıl ilişkisine baktığımızda Hristiyan felsefesi düşünürleri inançla akıl ilişkisini daha çok inanç merkezli sürdürmüşlerdir. Yani onlara göre akıl aslında inancı anlamak için vardır. Öncelik inanç, yani dini değerler. Özellikle patristik dönem başlarında Tertullian akıl almaz olduğu için inanıyorum der ve bu meşhurdur ifadesi. Bu yargıyla aslında aklın bir sınırı olduğunu, neticede bazı bilgileri bizim aklımızla anlayamayacağımızı, en iyisi en doğru yolun inanmak olduğunu bir nevi telkin etmiş. Dolayısıyla meseleyi bu şekilde kendince çözüme kavuşturmuş diyebiliriz. Clemens'e baktığımızda o da biraz daha Tertullian'ın düşüncesini biraz tepkisel olarak diyelim, anlamak için inanıyorum diye bir yargı ortaya koymuş ve onu eleştirmiştir. O da inanılan şeyin aslında akıl tarafından öncelikli olarak onaylanması gerektiğini vurgulamıştır. Yani akıl Clemens'de birinci plana geçmiştir. Augustinus da akılla inancı temellendirmeye çalışmış ve inancın akıldan üstün olduğunu söylemiş diyebiliriz. Augustinus da o yönüyle Tertullian'ın yolundan gitmiş denilebilir. Evet, Hristiyanlık felsefesinde bir diğer ikinci dönemimiz skolastik dönemde, hatırlarsanız okul felsefesi de diyorduk buna. Özellikle bu dönemde Aristo'nun etkisiyle inanç ve akıl arasındaki ilişkide ilk döneme göre daha bir tık aklın önemi artmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Artık akıl inancın temellendirilmesinde sistemli olarak öğretilmesi için bir nevi kullanılmıştır. Okullarda nihayetinde dersler verilmektedir bu çerçevede. Aguinaldo Thomas inanayım diye biliyorum diyerek o da kendi yargısını özetliyor. Böylelikle akıl ile inanç alanında bazı bilgilerin bilinmesinin zor olduğunu bir anlamda vurgulamış. Okyanlı William da inançla akıl birbirinden bağımsız iki ayrı farklı alandır diyor. Ve neticede inancın aklında inancı aslında müdahalesine karşı çıkmıştır arkadaşlar. Onun da tavrı biraz daha diğerlerinden farklı ortaya çıkmış diyebiliriz. Gelelim İslam felsefesindeki inanç akıl ilişkisine. Şimdi öncelikli olarak Hristiyan dünyasındaki inanç akıl değerlendirmesine baktık. İslam felsefesinde inanç akıl ilişkisinde insanın akıl yoluyla inanabildiği inanılır. Bu savunulmuştur. Bu ön plana çıkmıştır. İnancın bilgisi neticede aklın bilgisiyle çelişkiye düşmez. O yüzden de inançla akıl ilişkisinin tartışmasında İslam kelamcıları ve filozoflar arasında aslında çok ciddi büyük farklılıklar görülmemektedir. Yani Batı dünyası kadar bu kadar ayrı düşmemişlerdir. Burada da yine Mutezile ve Maturidi kelamcılarını görüyoruz. Mutezile kelamcıları insanın kendi ve çevresinin bilgisinin akılla bilinebileceğini, yaratıcının ve yarattığı her şeyin bilgisine de kesinlikle
akılla ulaşılabileceğini savunmuşlardır. Maturidi kelamcılarına baktığımızda ise Allah insanları İslam inancına davet etmiştir ve bazı kişiler inancı bozacak bir takım hurafeler uydurur. İşte bu hurafelerin kaldırılması için akla başvurmak gerekir diyerek aklın önemini birazcık ön plana çıkarmışlardır. Gazali'ye baktığımızda insanın aklı sayesinde bazı bilgilere ulaşacağını ama aklın kesin bilgi verme noktasında yetersiz kaldığı görüşündedir. Gazali deyince entüsiyonizm aklımıza gelmeli, sezgi. İşte biz bir nevi şöyle düşünün, hani bir asansör gibi akıl bizi işte atıyorum 5. kata ya da 10-15. kata çıkardı. Buraya geldik. Artık akıl bizi daha öteye götüremiyor. İşte aklın devre dışı kaldığı noktada devreye Gazali'ye göre neler giriyor arkadaşlar? Sezgiler giriyor. İşte kalp gözüyle görme bazı şeyleri diyebiliriz. İşte yetersiz kaldığı noktada inanca dayalı bilginin kesinliğini insanın ancak sezgisel olarak kalbiyle bilebileceğini belirtiyor. O yüzden yani akıl tabii ki tamamen yok sayılmamış ama hani bir yere kadar taşıyor bizi. Gazali'nin bakış açısı da bu arkadaşlar. Elkindi'ye baktığımızda o da vahiy bilgilerinin akılla şekillenen felsefi bilgilerle aynı doğrultuda olduğunu söylüyor ve iki bilgide de hakikatin bilgisini bizi götürür. Gerçeğin bilgisini felsefenin de verebileceğini ileri sürmekte. Farabi'ye baktığımızda dinle felsefe konu ve amaçlarının aslında aynı olduğunu söyler Farabi'de. Felsefe ve dinin çeliştiğini söyleyen birinin aslında öncelikle dini anlamadığını belirtmiştir Farabi. O aklın doğru şekilde işletildiğinde aslında hakikati bize vereceğini savunur. Aklın kanıtlama kabiliyeti olduğunu ve inanca ait bilgilerin de rahatlıkla kanıtlanabileceğini savunur arkadaşlar. Bakın genelde hep aynı doğrultuda düşünceler ortaya koymuşlardır. İbn-i Rüşd'e baktığımızda o da Kur'an-ı Kerim'in açık olarak var olan her şeyi akıl yoluyla değerlendirmeye insanları davet etmektedir. Dolayısıyla felsefenin dinle çatışmadığını, aksine bir uzlaşı içinde olduğu düşüncesini ortaya koyar. Gelelim 8. yüzyıl, 12. yüzyıl çeviri faaliyetlerinin İslam ve Batı felsefesindeki etkisini. Evet, çeviri faaliyetleri gerçekten de felsefe dünyasında çok önemli bir yere sahip arkadaşlar. 8. yüzyılda Hristiyan inancının mantık üzerinden temellendirme gayretinin sonucu olarak Grekçeden Latince'ye yapılan Porfirius eserinin çeviri faaliyetleri görülmektedir. Neydi bu Porfirius? Aristo'nun bir kitabı arkadaşlar. Aristo'nun ve Platon eserlerinin çevirisinde Hristiyan inançlarına yatkın olan özellikle bölümler seçilmişti. Ve çevirilerin Hristiyanlık öğretilerine dayanarak oluşturmak maksadıyla inanç felsefesine yönelik çalışmalar gerçekleşmiştir. 8 ile 9. yüzyıl arasında İslam coğrafyasındaki bu çeviri faaliyetleri Yunan, Hint, Fars yani İran medeniyetlerinden yapılan çevirilerle gerçekleşmiştir. İslam felsefesinin temel kaynakları olarak kabul edilen bu çeviri faaliyetleri neticesinde İslam düşünürleri ilk defa Yunan felsefesiyle, Yunan düşünürlerin düşünceleriyle tanışmışlardır. 9 ila 12. yüzyıl arasında Süryani, Arap, Farisi, Hint çevirmenler sayesinde de birçok felsefi eser Arapçaya çevrilmiştir. Harun Reşit döneminde fethedilen yerlerden getirilen eserlerde özellikle Bağdat'ta meşhur o Beytül Hikme adında kurulan kütüphanede toplatılmıştır arkadaşlar. Özellikle burada Aristo'nun Organon ve Porfirius İsagoji eserleri çevrilmiş. Bilim ve Felsefe Akademisi haline gelmiştir bu Beytül Hikme. Yapılan çeviriler İslam felsefesi filozoflarını geniş ölçüde etkilemiştir ve İslam coğrafyası felsefesinin merkezi haline getirilmiştir. Hatta şöyle söyleyeyim, uzun yıllar Aristo'nun kitapları hep çeviri olduğu için o coğrafyada çok bilinmiş, tanınmış. Uzun yıllar Aristo'yu Müslüman bir düşünür olarak bilmişlerdir İslam coğrafyasında. Çok sonraları Yunan bir düşünür olduğu fark edilmiştir. Bir de burada şunu eklemekte fayda var. Bu çevirileri yapanlar genelde tıp ilmiyle uğraşan kişiler arkadaşlar. O yüzden de biraz daha tıp kitaplarını ağırlıklı olarak çevirmişlerdir bu dönemde. Yoğunluk olarak hani o tarz eserlerin daha çok çevirileri yapıldığı gözlemlenmektedir. Bunu da ekstra söylemiş olalım. Evet, filozoflara göre
Tanrı'dan gelen dinler, insanları bütün insanların ortaklaşa izleyebilecekleri yollardan bilgeliğe yönlendirdikleri için zorunludur. Çünkü felsefe mutluluğun yolunu kimi insanlara uçsal, akılsal olarak gösterir. Felsefenin işi şeylerde bulunan incelikleri öğretmektir, diyor İbn-i Rüşd. Evet, İbn-i Rüşd'e göre felsefenin işlevi bu anlamda ne olur? Bir nevi aslında insan hani aklını kullanarak ne yapar? Mutluluğu yakalayabilir. Neticede felsefe de insanı içinde bulunduğu dünyada incelikleri, hikmeti öğretme adına bir araç ise, o zaman insan aklını kullanarak, felsefeyle ilgilenerek mutluluğu da yakalar, bilgeliğe de ulaşmış olur. Felsefenin işlevi bu açıdan bu şekilde değerlendirilebilir. İnançla akıl arasında nasıl bir ilişki vardır diye sorulmuş. Neticede bakın İbn-i Rüşd inançla aklı bir nevi örtüştürmüş diyebiliriz. Ne diyor? Tanrı'dan gelen dinler insanları bütün insanların ortaklaşa izleyebilecekleri yollardan bilgeliğe yönlendirdikleri için zorunludur, diyor. Felsefe de mutluluğun yolunu kimi insanlara akılsal olarak gösterir. Felsefenin işi de işte bulunan incelikleri öğretmektir. Yani tamamen birbirinden farklı kulvarlar gibi vurgulamamış İbn-i Rüşd. Bunların bir paydada toplandığını ifade etmiştir. Bu çerçevede de inançla aklı uzlaştırmıştır diyebiliriz. Çelişki içermiyor. Felsefede akılla dinin, inancın anlaşılabilir olduğunu ifade etmiştir. Birbiriyle çelişki içermiyor. Birbirini tamamlıyor ve insanın mutlu olmasını sağlıyor. Bu açıdan böyle bir yaklaşım ortaya koymuş. İbn-i Rüşd'e göre felsefenin amacı nedir? Felsefenin amacı ona göre insanın bilge bir birey haline gelmesi, bununla beraber de bu yaşadığı hayatta mutlu olmasının sağlanması arkadaşlar. Evet, Tanrı insandadır. İnsan Tanrı'dadır. Eğer ben de mevcut olmasaydım Tanrım, ben var olmazdım, hiçbir şey olurdum. Daha doğrusu her şey senden, senin aracılığına ve senin için var olur. Sen de olmasaydım hiç olurdum. Evet, Agustinus'un bir düşüncesi Tanrı ile ilgili. Neticede tüm var olanların sebebini Tanrı'nın var olması olarak ne yapmıştır? Tanrı'nın yaratması olarak ifade etmiştir arkadaşlar. Ne diyor? Tanrı insandadır, insan Tanrı'dadır, diyor. Mevcut olmasaydım Tanrım, ben var olmazdım, hiçbir şey olurdum. Neticede sen var ettiğin için varım anlayışını ifade etmiş. Agustinus insan ile Tanrı arasındaki ilişkiyi nasıl açıklamıştır diye sorulmuş. Neticede insanlar içinde Tanrı'nın olduğu, Tanrı'nın bir nevi insanda var olduğu, birbiriyle özdeş olduğu vurgusu yapılmıştır. İnsanı yaratan ve ona anlam katan, asıl onun özünü oluşturan nedir? Yine Tanrı'dır. İnsanın içinde Tanrı'nın olması sayesinde aslında İnsanın varlık kazandığı anlayışı vurgulanmıştır Agustinus tarafından. Tabii ki burada Agustinus'un bu düşüncesine katılır mısınız, katılmaz mısınız? Kendi aranızda bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim şimdi Gazali'nin düşüncelerine. Aklımla elde ettiğim bilgilere karşı duyduğum bu güvenin daha önce duyu organlarında elde ettiğim bilgilere karşı duyduğum o güven gibi olmadığından nasıl emin olabilirsin? Öyleyse akıl hakemi ortaya çıkarak duyu organlarının verdiği bilgilerin yanlışlığına nasıl hükmettiyse, akıl idrakinin ötesinde başka bir hakem doğabilir ve onun sağladığı bilgilerin yanlış olduğuna hükmedebilir. Bu amansız şüphe bir hastalık haline geldi. Bu hastalıktan sadece Cenab-ı Hakk'ın gönlümü akıtmış olduğu bir nur sayesinde kurtulabilmiştim, diyor Gazali. Evet. Gazali'nin bu sözlerinden yola çıkarak deniyor. Akıl ve duyu verileriyle ilgili doğru bilgiye ulaşılabilir mi akıl ve duyuyla? Neticede özellikle o ne yapıyor? Bunun bize yanılttığını ifade ediyor. Akıl ve duyu verileriyle ulaşamayız. Dolayısıyla bize aldatıcı olması göz önünde bulundurmalı denmiş. Gazali'nin dile getirdiği gönlüme akıtmış olduğu nur ifadesi bilgi görüşü ışığını yorumlayınız, diyor. Burada gönlüme akıtmış olduğu nur ifadesiyle bir nevi sezgilerle bilginin elde edilmesi anlayışı vurgulanmış diyebiliriz arkadaşlar. Ki Gazali'yi entüsyonizmde de görüyorduk hatırlarsanız. Bu yönüyle işte kalp gözü, insanın işte yaratıcının onun kalbindeki o iman gücüyle
ortaya çıkacağı ve bilgilere asıl güvenilir bilgilere ulaşılacağı ifade edilmekte. Dolayısıyla Gazali'yi sezgici bir filozof olarak bu anlamda tekrar hatırlayabiliriz. Gelelim şimdi doğru yanlış etkinliğimize. Orta Çağ İslam felsefesi antik Yunan felsefesinden etkilenerek oluşturulmuştur diyebilir miyiz? Evet. Orta Çağ İslam felsefesi antik Yunan'dan gelen çeviri faaliyetleriyle hız kazanmıştır ve bu şekilde bir nevi çerçevesi çizilmiştir denilebilir. İslam coğrafyasında milattan sonra 7 ve 12. yüzyıllarda sadece felsefi anlamda çalışmalar yapılmış mıdır? Hayır. Felsefenin yanında birçok farklı matematik, astronomi, geometri, tıp alanlarında da birçok çalışma yapılmıştır arkadaşlar. Bu açıdan sadece felsefeyle sınırlandırmak yanlış olur. İslam felsefesi problemler arasında hukuk felsefesi de vardır diyebilir miyiz? Buna dair bir veri yok arkadaşlar. Bunu söyleyemeyiz. Orta Çağ'da İslam felsefesine çeviri faaliyetleri yapılmıştır. Evet, kesinlikle bu söylenir. İbn Sina'ya göre zorunlu varlık var olmak için başka bir varlığa muhtaç olmayan ezeli ve ebedi varlıktır. Evet, o varlığı temelde ikiye ayırmıştı. Zorunlu varlık ve mümkün varlık olmak üzere. Bütün o mümkün varlıklar nedir? Ezeli ebedi olan zorunlu varlık sayesinde var olmuştur. Dolayısıyla doğru bir ifadedir. Farabi devletin doğal bir varlık olduğunu savunur. Evet, bu söylenir. İbn Haldun devletin insan doğasına aykırı olduğunu söyler. Hayır, insan doğasına aykırı olduğunu söylemez. Niteliği de insanların bir arada evet sosyal toplum oluştururlar ama nihayetinde huzur içinde olmaları için bir devlete ihtiyaç duyduklarını ifade eder. O açıdan insan doğasına aykırı olduğunu söylemez. Gazali doğru bilgilere akıl değil duyu verileriyle ulaşılabileceğini söyler denmiş. Hayır, sezgiyle ulaşabileceğimizi söyler. Dolayısıyla yanlış bir bilgi. Hristiyan felsefesi düşünürleri için inanç ve akıl ilişkisi inanç merkezindedir. Kesinlikle her şey inanç çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. İslam felsefesi inanç akıl ilişkisinde insanın akıl yoluyla inanabildiğini ifade eder. Evet, inançla akıl İslam dünyasında hiçbir zaman çelişmemiştir arkadaşlar. Ortak payda da rahatlıkla buluşturulabilmiştir. Bu açıdan Batı dünyasındaki Hristiyanlık felsefesindeki çatışmalar İslam dünyasında yaşanmamıştır. İslam felsefesi dünyasında. Bu yönüyle bu doğru bir ifadedir. Evet, Eşari yaratıcının varlığına dair nasıl bir kanıt sunmuştur diye sorulmuş. Evet, daha önce de belirtmiştik. Neticede Eşariler yaratıcının varlığına yönelik kanıtlarını doğada gözlenen değişimlere dayanarak açıklarlar arkadaşlar. Ne diyorlar? İşte insanoğlu doğar, doğduktan sonra bir takım değişim süreçleri yaşar, işte biyolojik olarak gelişirler. En nihayetinde bir olgun varlık haline gelirler. İşte bu olgunluk insana böyle kendiliğinden olmaz. Ancak bu olgunluğun zorunlu bir varlık olarak var olan yaratıcı tarafından gerçekleştirilebileceğini savunurlar. İşte bu da bizi bir yaratıcıya götürür anlayışından yola çıkmışlardır. Aynı zamanda da Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden de örnekler göstererek, onların meallerinden açıklamalar yaparak da yaratıcının varlığına ilişkin kanıtlar ortaya koymuşlardır. İslam felsefesinin problemlerinden irade özgürlüğüne cebriye kelamcılarının yanıtı ne olmuştur? Evet, ne demiştik arkadaşlar? İslam felsefesindeki cebriye kelamcıları dışında diğer bütün kelamcılar aslında insanın özgür bir iradeye sahip olduğunu savunurlarken sadece cebriye kelamcıları insanın özgür olmadığını dolayısıyla davranışlarından da sorumlu olamayacağını savunmuşlardır. İbni Haldun'un toplumsal yaşam hakkındaki görüşleri nelerdir diye sorulmuş. Ona göre toplum insanların aslında birbirine ihtiyaç duymalarından oluşmuştur ama sonrasında da devleti yönetenler toplumun faydası için birlikte hareket etmelidir. İşte devlet canlı bir organizma gibidir. Doğar, yetişir ve yıkılır. Nihayetinde aynen bir organizma, canlı bir organizmaya benzetmiştir. Hatta devleti yöneten insanların işte bilgili, erdemli olması gerektiğini ifade etmiştir İbn Haldun. Bu şekilde insanlar da bu devlet içerisinde mutlu bir yaşam sürerler anlayışını ifade etmiştir. Ve ona göre yıkılan her devlette mutlaka yerine başka bir yapı oluşturur.
Gazali'nin doğru bilgi anlayışına baktığımızda da arkadaşlar o ne diyor? Akıl bizi evet bütün bilgilere ulaştırmaz ama bir yere kadar taşır. Aklın devre dışı kaldığı artık hani yetersiz olduğu noktada da devreye sezgiler girer. Kalp gözlüğünün açılmasıyla biz manevi anlamda bir takım bilgileri ne yapabiliriz? Yakalayabiliriz anlayışını ortaya koyar. Bu açıdan biz Gazali'ye ne diyoruz? Sezgici diyoruz arkadaşlar. Sezgilerle sayesinde mutlak hakikate ulaşacağımızı ifade eder. 9-12. yüzyıl arasında birçok felsefi eser Arapçaya çevrilmiştir. Bu dönemde fethedilen yerlerden getirilen eserler Beytül Hikme adında kurulan kütüphanede toplatılmıştır. Plotinos'un sudur nazariyesi ve Aristoteles'in mantık görüşleri İslam felsefesi filozoflarını geniş ölçüde etkilemiştir. Bu parça aşağıdakilerden hangisinin felsefeye olan etkisinden bahsetmektedir diyor. Evet, burada özellikle Beytül Hikme adındaki o kütüphanede bir araya getirilen kitapların çeviri faaliyetlerinden bahsedilmiştir arkadaşlar. Böylelikle Arapçaya çevrilmesiyle antik Yunan kültürünün felsefesinin İslam coğrafyasında ciddi etkilerini gözlemliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin genel özelliklerinden değildir denmiş. Antik Yunan felsefesinden etkilenmiş midir? Kesinlikle. Çeviri faaliyetleri sayesinde. Akıl, iman, inanç gibi konular tartışılmıştır. Evet. Felsefecinin gelişmesine katkı sağlanmıştır felsefenin. Evet. Aydın ve yazarlar sınıfı oluşmuştur. Böyle bir kanıya varamayız arkadaşlar. Buna dair bir veri yok. Batı felsefesini etkilemişler midir? Kesinlikle etkilemişlerdir. Ama D seçeneği söylenemez arkadaşlar. Gazali tefsir, kelam, hadis ve fıkıh gibi bilgilerin matematik, mantık gibi bilgilerden önce olduğunu kabul eder. Bu bağlamda o inanca dayalı bilgiyi güneşe, akla dayalı bilgiyi ise göze benzetir. İnsanın bir şey bilmesi, onun görülmesi olarak düşünülürse güneş olmadan gözün göremeyeceğini ifade eder. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Gazali'nin bilgi anlayışıyla örtüşür diye sorulmuş. Evet, akıl kesin bilgiye ulaştıran tek araçtır diyebilir miyiz? Onu yetersiz görmüş, bunu söyleyemeyiz. Akıl inançtan üstündür. Hayır. Doğru bilgi akıl ve duyu verileri birleşimi sonucuna ulaşır. Bu da söylenemez. Her türlü kesin yargıdan kaçınılması gerekir. Böyle bir ifadesi de yok. Doğru bilginin kaynağı sezgidir. Evet, o neticede kalp gözüyle bir nevi bilgilerin elde edilebileceğini, inanca dayalı bir şekilde elde edilebileceğini ifade etmiştir. Şurada bakın. İnanca dayalı bilgiyi ne yapıyor? Güneşe benzetiyor. Akla dayalı bilgiyi ise göze benzetiyor. Nihayetinde insanın bir şeyi bilmesi için önce ne olması lazım? Güneş olmadan gözün göremeyeceğini ifade ederek önceliği neye vermiş? İnanca dayalı bilgiye. Buna da biz ne diyoruz? Sezgi diyoruz arkadaşlar. Cebriye kelamcılarına göre insan özgür değildir ve eylemlerinde mecburdur. Bütün davranışların eyleme dönüşmesini sağlayan tek şey evreni ve içindekileri yaratan Allah'tır. İnsana bir şeyleri iradesiyle yaptı demek, güneşe kendi kendine doğdu, battı demek gibidir. Bu parçaya göre hangilerine ulaşılır diyor. İnsan istediği için davranışını kendi oluşturur diyebilir miyiz? Özgür değildir diyor. Ulaşamayız. İnsan davranışlarından sorumlu değildir. Evet, bu söylenir. İnsan eylemlerinde özgürdür. Hayır, özgür olmadığı ifade edilmiş. Dolayısıyla tek söyleyebileceğimiz ikinci maddedeki ifadedir. Cevabımız B. Devleti sağlıklı bir organizmaya benzeten Farabi, bir bedende her organın belli görevi bulunması ve bunların verimli çalışmalarının kalbe bağlı olması gibi, devletin kurum ve kuruluşlarının verimli ve düzenli çalışmaları da devlet başkanının yetkinlik, yetenek ve tutumuna bağlıdır der. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Farabi'nin devlet anlayışı görüşüyle örtüşür niteliktedir diyor. Yani burada bir nevi Farabi devlet başkanının niteliğinin önemli olduğunu vurgulamış arkadaşlar. Devlet yapay bir kurumdur diyebilir miyiz buradan yola çıkarak? Bir organizmaya benzetmiş. Bu söylenemez zaten. Devlet insanların ortak iradesiyle oluşturmuştur. Hayır, neticede organizmaya benzettiği için ortak irade, toplu sözleşme de diyemeyiz. Devlet toplum sözleşmesiyle var olmuştur. Bu da söylenemez. Devlet insan doğasına uygun bir durumdur. Evet, ilk cümleden
devleti sağlıklı bir organizmaya benzeten diyor. Bakın buradan çok rahat D seçeneğine ulaşırız. Devlet insanların özgürlüğünü kısıtlayan bir kurumdur. Neticede devleti olumsuz bir yapı olarak tanımlamamış Farabi. Hatta insan bedenine de benzetmiş. O açıdan D seçeneği en uygun ifadedir. Gerçek olan tek şey madde, onun da ezeli ve ebedi olduğunu savunan görüştür. Evet, madde deyince hemen aklımıza ne geliyor? Materyalizm geliyor. Dolayısıyla bu akım düşünürleri bir yaratıcının varlığını kabul etmezler. Bu parça İslam felsefesine var olan hangi görüşün açıklamasıdır diye sorulmuş. Tabii ki hemen nereye gidiyoruz? Materyalizme gidiyoruz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Güvenlik kaygıları nedeniyle kabileler arasında mücadele edilmiş ve sonuçta bir kabilenin egemenliğiyle devlet kurulmuştur. Çünkü insanların toplumsal yanı olduğu kadar hayvani bir yanı da vardır. İşte devlet ve devletin koyduğu kurallar insanı, insanın sahip olduğu hayvani yöne karşı koruyacak yeni bir silah ortaya çıkmaktadır. Tüm bu süreç doğal bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. İbn Haldun'un bu düşüncelerinden yola çıkarak hangisine ulaşabiliriz diye sorulmuş. Neticede devlet insanın doğasının bir devamı olarak ortaya çıkmıştır. Sonucunu buradan rahatlıkla çıkartabiliriz arkadaşlar. Ne diyor? Tamam, insan diyor nihayetinde toplumsal bir varlıktır ama hayvani bir tarafı da vardır diyor. İşte bu hayvani tarafının kontrol edilmesi için, yani yine kendisine karşı korunması için insanoğlunun böyle bir yapıya ihtiyaç vardır diyor. O açıdan devlet insan doğasının bir devamı olarak tanımlanabilir İbn Haldun'a göre. Devlet yapay bir kurumdur, zaten denemez. Özgürlüğünü kısıtlayan hayır, tam tersi devletten yana tavır koymuş. Doğaya aykırı hayır, sözleşme sonucu hayır. En uygun ifade şıklara bile baktığınızda bakın A seçeneğinin farklı bir anlam vurguladığı görülmekte. Maddi şeylerin bilgisi göz ve kulak gibi duyu organlarıyla elde edilir. Manevi şeylerin bilgisi ise kalbin algılanmasıyla hasıl olur. Gazali bu sözüyle insanın akıl ve hakikatin kesin bilgisine ulaşamayacağını belirtir. Ona göre akla ancak inancın bilgisini bilinip onaylanması açısından başvurulabilir. Gazali vahiy bilgisini güneşe, akıl bilgisini göze benzetir. Güneş olmadan gözün göremeyeceğini söyler. Bu parçaya göre Gazali ile ilgili hangisi söylenemez diyor. İnancı akıldan üstün tutmuş mudur arkadaşlar? Kesinlikle. Doğru bilginin kaynağı iman ile açıklanmış mı? Evet, neticede güneşe benzetmiş vahiy bilgisini. Akıl ile hakikatin bilgisine ulaşılabileceğini belirtmiş. Hayır, aklı ikinci plana itmiştir. Hatta ne diyor? Bakın, güneş olmadan göz göremez diyor. Bir nevi burada göz neyi temsil ediyor? Aklı. Güneş de sezgileri, inancı diyebilirsiniz. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifade söylenmez. Mutlak bilgi kaynağının maddi varlık alanından olmadığını savunmuştur. Evet. Kalp gözüyle hayata bakıldığında nesne bilgilerine ulaşabileceğini söylemiştir. Evet, bu da söylenir ama C seçeneğindeki ifade söylenemez arkadaşlar. Skolastik dönem sonrası skolastik düşünceye ait olan tüm unsurlarda değişim yaşanmıştır. Evet, okul felsefesi dönemi sonrası diyor, çok ciddi değişim yaşanmıştır. Rönesansla başlayıp 17. yüzyıla pekişen düşünce sisteminde artık modern düşünce adı verildi. Skolastik felsefenin düşünce alanında ve hayatın tüm yönlerinde etkili oluşu, modern düşüncenin yarattığı değişimin yine hayatın her yönünde etkili olma sonucunu doğurmuştur. Modern düşünce, felsefenin bilimi ve bilimsel yöntemi temel alan düşünce sistemidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi modern düşüncenin özelliklerinden olamaz diye sorulmuş. Felsefenin konusu insan, doğa ve evren midir? Kesinlikle. Düşünürler kiliseye bağlı değildir. Artık evet, bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Birey ön plana çıkmıştır. Kesinlikle bu da söylenir. Bilim Tanrı'nın yarattığını anlamak için önemlidir. Bu arkadaşlar skolastik dönemde geçerli olan, Hristiyanlık döneminin etkin olan anlayışıdır. Modern düşünce dönemi için söylenemez. Hukuk devlete bağlı olmamalıdır. Evet, neticede bu da söylenir, buna da ulaşılır. Hukuk devlete bağlı olmamalı. Yani güçler ayrılığı, erkler ayrılığı diyelim. Yasama, yürütme, yargı, bağımsızlığı. B seçeneği modern düşünce için söylenemeyecek bir ifadedir arkadaşlar.